İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi kendinizi en efektif geliştirmenin yolunu göstereceğim. En kolay ya da en doğru demeyeyim de en efektif şekilde bence bu böyle geliştirebilirsiniz kendinizi bir Battle Royale oyununda, özellikle Apex'te. O da No Fill Duos veya Trios girmek. Ben burada No Fill Duos giriyorum. No Fill nasıl giriliyor bakın. Biraz No Fill Duos giriyorum kendimi geliştirmek için ama benim videomu izliyoruz, konuşuyorum arkadan, duydunuz. No Fill seçtim, Duos'a bastım, giriyorum oynuyorum ve Kingsken maça. girecek. Kendimi geliştirmek amaçlı. Şimdi maçı analiz edeceğiz beraber. Evet. Pathfinder oynuyorum, main'im. Bir tane main değil de şey seçin kendinize. En rahat olduğunuz karakter. Ben buna main demek istemiyorum aslında. Ama en rahat hissettiğiniz karakteri seçin ve girin. Benim en Şimdi ben sevmediğim map. Path giriyorum, Pathfinder. Gerçekten. Burada gidiyor. Atlıyorum tek başıma. Neredeyiz? Şimdi şöyle bir yere atladım. Fight olacak bir yer. Tabii bu sağ taraf gördüğünüz fight olacak bir yer, biliyorum. Ama oraya atlarsam benim herkesi direkt öldürme ihtimalim tamamen bana çıkacak kutuya falan bağlı. O yüzden hafif uzakta, hemen sol tarafta birkaç tane kutuyu tek başıma loot edebileceğim bir yere iniyorum. Ki tek başıma loot edeyim, bir lootum olsun, savaşa girmeden tamamen random girmeyeyim yani. Alıyorum lootumu. Loot bana burada repeater ve flatline çıktı. Şimdi lootum çıktığı an fight'a gidiyorum, çünkü fight'ın bitmeden benim fight'a ulaşmam lazım. Fight bitmeden benim fight'a ulaşmam lazım. Özellikle tek başınaysanız fight yaşanıyorken girmek çok büyük avantaj sizin için. Giriyorum fight'a. Şimdi bir kişi kaldı. Rahatım. Şimdi bir kişi kaldı diyeyim. O Octane'in tek başına savaştığını gördüm. Gibraltar ve diğer Octane'e karşı. O Octane'i bayağı damage'ladım. Sonra bilerek değil, yanlışlıkla bir tanesini downladım. Burada aslında iki kişi var daha. Gibraltar ve Octane var. Ama benim için bir kişi var. Çünkü birinin diğerini öldürmesini bekleyeceğim. Hani bu bildiğim bir şey. Ben oradan bir kill alacağım ama birinin diğerini öldürmesini bekleyeceğim ki ben de çok rahat kill'ımı alabileyim. Bu fight'ı Gibraltar da kazansa onu da çok rahat öldürecektim. Damage yemiş olacaktı baya. Neyse, ilk fight'ıma böyle hemen loot edip girdim. Kazandım. Ve loot'umu alacağım şimdi. Hemen bir sonraki fight'ta. Direkt dibimde fight duydum. Loot'umu şimdi daha kendimi rahat hissettiğim iki silah aldım tabi. Loot normal. Yine fight yaşanıyor. Ben geliyorum fight'a. Arkadan. Birinin birini rezlediğini duydum. Şimdi rez oldu. Rez olduğu için biraz daha temkinli olmam lazım. Ama diğer adamın kaçtığını gördüm. O yüzden bunu direkt pushlayabildim. Kaçan adam gelmeden önce de kill'imi bitirmek istiyorum. Şimdi kaçan adam gelmedi. Kill'imi bitirdim ve full canım. Gelen adamla 1v1'im kaldı sadece. 1v1 olduğunu da şuradan tahmin edebiliyorum. Bu takım fight'ı kazandı ki rez atabildi adam. Çok büyük avantajdayım şu an. Kırdım adamı. GG. Shield swap'ımı alıyorum. Loot'umu alırken başka birini duyuyorum gelen. Battery basmak yerine shield swap aldım ki loot ederken biri gelip bana vurursa shield'ım olduğunu görsün en azından. Direkt pushlayamasın. O yüzden bu da yapmanız gereken bir şey. Direkt shield swap alın. Eğer shield'ınızla diğer shield arasında çok büyük bir fark yoksa. Burada ikimizinki de mordu, aldım. Şimdi diğer adam geldi. Hazırım. İki kişi mi tek kişi mi bilmiyorum. Daha bu noktada. Bekliyorum. Şimdi o fight'a geri dönelim. Yaklaşık eşit damage vurduk birbirimize ilk shot'ta. O noktada eşit damage vurduysanız
ilk kim agresifse o kazanacak. Normalde böyle oluyor. Her zaman demeyeyim de normalde böyle oluyor. İlk ben agresif oldum, kazandım bu fight'ı. Takım arkadaşı gelse de battery basıp hazır olacaktım. Bu sefer battery basmam gerekecekti. Bu adamı finishleyip shield swap'ını alacak vaktim olmayacaktı. Eğer takım arkadaşı olsaydı. Ama şimdi direkt öldüğü için takım arkadaşı yok. Shield swap'ımı aldım. Loot ediyorum rahat rahat. Şimdi bir süre bir fight'ım yok galiba. Fight geçtik. Bu tarafa doğru bir fight duydum. Ve maçın başında da bu tarafa inenler görmüştüm. O yüzden burada insan olacağını biliyorum. Kesinlikle biliyorum. Hem fight var hem de insan indiğini görmüştüm. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum. Ultimi harcadım yani yaklaşmak için. Biraz ses yükseltiyorum, pardon. Yaklaştım. Şimdi pardon. Biraz bir geri alacağım. Şeyler kaçırdık. Ben burada sol altta yerdeki adamı gördüm. Ondan haberdarım. Yerde bir adam var. Rez bekliyorum. O adamın rezlenmesini bekliyorum. Rezlenirken vuracağım. Çok daha rahat kill benim için. Solo oynarken bunu yapmam daha garanti. Şimdi muhtemelen bir saniye ayrıca. Shot duydum. Shot duyduğum an kill feed'e bakın. Kill feed'de birisi bleed out. Yani bir takım fight'ı kazandı. Takım arkadaşını rezliyor. Bir takım var sadece. O takımda şu an takım arkadaşını rezleyen takım. Rezi duydum. Gördüm. Ortalıkta rezliyor. Yanlış bir tercih. Direkt bitirdim. Kill'imi aldım. Şimdi burada adamı rezletip sonra ben downlayıp ekstra bir kill alabilirdim. Bunu yapmak istemedim. Direkt vurdum. Şimdi yakınımda kimse olmadığını biliyorum bu arada. O yüzden çok rahat loot edebilirim. Yakınımda kimse yok. Çünkü geldiğim yönden yöndeki herkes ölü. Buradaki herkes ölü. Onu biliyorum. Yakınımda kimse yok. Rahat rahat loot edeceğim. Care package. Savaşa geldik. Öylesine dolaşıyorum şu an. Daha kimseyi duymadım. Şimdi adam duydum. Hafiften. Beni görmedi. Beni görmemişken sıkıp eğer çok damage vurabilseydim yine de pushlamayacaktım. Çok damage vuramadım ama pushlamıyorum. Çok damage vurabilseydim yine de pushlamayacaktım. Çünkü bunun takım arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum şu an. Şimdi takım arkadaşı olduğunu gördüm. Heal diyorum, beni daha pushlamadılar. Şu an hiç acele değilim. Şu an ben iki kişi olduklarını biliyorum. Hiçbir şekilde onları pushlamayacağım birini downlaya kadar. Downlayana kadar. Birini uzaktan downlamam lazım. O adamın açığa çıkması lazım. Ya beni pushlaması lazım ya da benim onu uzaktan downlamam lazım ki pushlayayım diğerini. Seer ultisine de girmiyorum gördüğünüz gibi beni görmemeleri için. Böylece rahat birkaç shot alıyorum Seer'dan. Seer şimdi 60-70 can, bayağı low, pushlayabilirim ama dediğim gibi iki kişiler pushlamıyorum downlayana kadar. Bir adamı açıkta downlayana kadar pushlamıyorum. Hey Maxis, pek iyi değilsin galiba. Farkındaysanız her damage yediğimde buraya kaçıyorum. Çünkü buradan geldiklerini duyarsam direkt adamı indirebilirim. Sonra grapple'ımla kaçıp battery'yi basıp diğerini de indirebilirim. Hep bir mesafe koymam lazım heal'lamadan. Bu taşın direkt arkasında heal'lasam daha tehlikeli yani. Bekliyorum burada. Açı bekliyorum hala. Tufi hoş geldin, teşekkürler.
Chat'ime biri geldi. Ona hoş geldin dedim. Uzaktan hala bana sıkıyor. Burada bir doğayla uğraşıyorum. Ama şimdi onların ters yöne gittiğini gördüm ve onlara mermi hoş geldiğini gördüm. Yani. Artık yok, avantaj yok, tamamen yok. Bende. Neredeyse sıfır can. Neredeyse sıfır can. Size ne demiştim? Öldürene kadar pushlamıyorum. Normalde pushlamazdım ama diğer takımın onlara saldırdığını gördüm. Ben pushlamazsam diğer takım da indirecek zaten. Her türlü şu an pushlarsam ben pushlayana kadar adam ölebilir. Öyle bir ihtimal de var. O yüzden pushluyorum. Eğer ben 1-1 olduğumu yani 1-2 tek başıma olduğumu bilsem bu savaşta yine pushlamazdım. Ama diğer takımın onları rahatsız etmesi bana bu güveni verdi. Şimdi downladım. Kötü bir grapple attım. Diğer takım da geliyor. Kill'imi aldım. Diğer takım Seer'ı öldürdü. Şu an onu biliyorum. Diğer takım şimdi bana gelecek. Çünkü benim onu indirdiğimi biliyorlar. Benim loot'um da o benim. Loot'umun çalınmasına kıstım. Yine çok vurdum. Ama çok agresifçe pushlamayacağım. Grapple'ımı kullanıp pushlayabilirdim. Pushlamıyorum. Çünkü kaç kişi olduğunu bilmiyorum yine. Gördünüz mü? Grapple'ımı kullanıp pushlamadım. Adamın low olduğunu bilmeme rağmen. Çünkü kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Ve ring avantajı da tamamen bende. Şimdi birkaç light mermi almam lazım. Çünkü light mermi azdı. 62 kalmıştı. Aldım mermi. Pardon. Şu kırmızı shield'ımı da bastım. Bu savaş okey. Uzaktan savaştım. O savaş okey. Çok low olsam da ben de adama çok vurdum. O da beni pushlayamayacak. Ayrıca o lifeline o asla beni chaselayamayacak. Takım arkadaşı varsa da chaselayamaz. Çünkü artık ben kaçtım yani. Battery'i basıp kurtulacağım. Ring avantajı hala bende. Buraya gelmeleri gerektiğini biliyorum. O yüzden burada bekliyorum rakipleri. Şimdi bayağı vurdum lifeline'a. Ve lifeline... Şimdi lifeline heal'larken bir takım arkadaşı pushlamadığı için ben lifeline'ın tek başına olduğunu düşünüyorum. Bu bir varsayım. Hani garanti bir şey değil, varsayım. Ya tek başına ya da takım arkadaşıyla konuşmuyor en azından. En azından konuşmadığına eminim takım arkadaşıyla. O yüzden lifeline'a bayağı vurduktan sonra chase'liyorum. İnanılmaz kötü bir aim'le lifeline'ı öldürüyorum. Ve direkt ölmediği için takım arkadaşı olduğunu biliyorum. O yüzden takım arkadaşı olduğunu şu an bildiğim için lifeline'ı direkt loot etmiyorum. Çünkü takım arkadaşıyla konuşmuyor olsa bile takım arkadaşının öldüğünü ve nerede öldüğünü görebiliyor rakip. All the crazy shit I did tonight. Kimse gelmedi. Kimsenin gelmediğini gördüğüm için lootladım. Normalde yani eğer takım arkadaşının umurunda olsaydı direkt gelirdi. Umurunda veya yakında bir yerde, tehlikeli bir yerde olsaydı direkt gelirdi. Gelmediği için biliyorum. Şimdi loot ediyorum burada. Orada şimdi... Orada loot eden, daha önceden vurduğum Valkyrie var. Bana yani ringe girmesi lazım. Ringe girmesi lazım. Buradan girmesi lazım olduğunu sanıyorum. Ama ben onun Valkyrie olduğunu unuttum. Valkyrie tabi ringe nasıl giriyor? Ultisiyle. Direkt Valkyrie geçti üstümden. Valkyrie bir sonraki ultisini de alıyor oradan. Ben yine herkese uzaktan sıkmaya devam ediyorum. İndirene kadar. Ama Valkyrie'nin şu an tek başına olduğunu biliyorum. Çünkü uçarken gördüm kaç kişinin beraber uçtuğunu. Dediğim gibi sadece uzaktan sıkıyorum. Bu grapple'ım çok hatalı bir grapple'dı bu arada. Şimdi ortalıkta kaldım. Allah'tan rakibim pek iyi sıkamadı.
One shot bıraktım Valkyrie'yi. Ama olsun diyorum, pushlamıyorum. Attım zipline'ı bulunsun diye. Dediğim gibi pushlamıyorum ama zipline'ım hazır. Kurtuldu. Pushlamadım. Kurtulduğunu kabullendim. Gitti Valkyrie. Şimdi pozisyon almak için gidiyorum. Kimseyi pushlamak için değil. Valkyrie gitti, gördünüz. Savaş duydum. Yine uzaktan kill veya bir şey alabilirsem gideceğim. Biri downlandı bu arada. Kill feed'de bunu da gördüm. Ha. İki kişiler ve üstteki Wraith'e sıkmadı. Takım arkadaşı yani, bunu biliyorum şimdi. Takım arkadaşı dibinde beraber oynuyorlar. Yani ben asla pushlamam. Ve bu savaşı uzaktan alamayacağımı anladım. O yüzden uzaklaştım. Uzaktan o savaşı alamayacağım kesin gibiydi. Belki Wraith'i alırdım ama Wraith'in hem onun Bangalore'du galiba. Çok iyi head glitch'i vardı. Bana göstermeden sıkabiliyorlardı. O yüzden o savaşı almamaya karar verdim. Ne yapıyor? Care package'ı göstereyim. Care package'da alternator çıktı. SMG olarak alternator'ı alıyorum. Prowler yerine zaten. Shield'ları mahvediyor alternator, biliyorsunuz kullandıysanız. Light. Light ammo. Şimdi ringi bekliyoruz. Pozisyon almaya çalışıyorum beklerken. Karşımda o takımı gördüm. Burada süper sıkmıyorum. Daha iyi sıkabilirdim. Bir termite'ım var. Termite'ım da bok gibiydi. Sonra sıkışım daha da çok kötüydü. O yüzden uzaklaşıp kabullendim yenilgiyi. Battery'lerimi daha harcamıyorum. 9 tane shield setim var çünkü. Şimdi bu solo oynarken konuşayım. Solo oyunun farkı, çok daha temkinli oynuyorum. Arkamdan beni destekleyecek bir takım arkadaşım yok. Size bu oyun sizi daha akıllı yapıyor Battle Royale'de. Battle Royale'de bazen salakça pushlayabiliyorsunuz ama eğer böyle oynamaya alıştırırsanız kendinizi, daha mükemmel oynamanız gerektiği senaryolara alışırsanız kendinizi çok daha geliştirebilirsiniz ve bu gibi durumlara nasıl, yani nasıl dalacağınızı, nasıl gireceğinizi, ne zaman girmeniz gerektiğinizi, ne zaman böyle benim demin yaptığım gibi geri çekilip kabullenmeniz gerektiğini anlarsanız yani oyununuza çok yardımcı olur Battle Royale'de. Buradaki aim'imden asla bahsetmiyoruz ama izleteyim. Lan. Bayağı kötüydü. Şimdi arkada Valkyrie'nin tek başına olduğunu biliyorum önceden. O Valkyrie ile Bangalore Wraith savaşıyor. Onları da biliyorum. Gördüm. O Valkyrie ile Bangalore Wraith savaşıyor. Onlar 1-2 takım. Ben tek başıma bir takımım. Arkadan gelen bu herif tek başına bir takım. Kaç squad var? 4 squad. Şimdi bütün squadların nerede olduğunu biliyorum. Arkamdaki bu herifi elimine edersem tek yapmam gereken Valkyrie savaşını zamanında third partylemek. Şimdi bu savaşta çok fazla damage aldım. Adamın alternator'ı vardı nedense. O yüzden battery'lemem gerekiyor ve benim için büyük bir dezavantaj. Çünkü Valkyrie tek başına ve o savaşta her an ölebilir. 45
Light. Ve Valkyrie damlandı. Ve finishlendi. Şimdi burada alternator'ı avantajıma kullanmam lazım. Bir tanesini downladım. 1v1'im. Hazırlıksız yakaladım. Loot ederken yakaladım adamları. 1v1 kaldım. Normalde bu fight'ı çok rahat kazanmam gerekiyor. Yani mükemmel bir maç olacaktı. Ama bakın ne oluyor. Nasıl bir glitch'e tutuluyorum. Abi neden Phoenix'e basıyor? Neden Phoenix'e basıyor? Allah kahretsin. Phoenix'e basıyor sürekli. Şu neden? İki kez Phoenix kit çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Durumu analiz edeyim tekrar. 16 mermim vardı alternator'a. Adamın az shield'ı kaldı. Çok az değil ama az. Neden ben Phoenix kit kullanmak isteyeyim? Bu 16 alternator mermisiyle adamın shield'ını hemen kırıp canına da damage yapabilirim. Adamın aim'i süper değil. Yani abi neden Phoenix'e basıyor? Neden? Neyse. Bu analizimi umarım beğenmişsinizdir. Solo oyun analizi. Bence en iyi kendinizi geliştirme şekli solo oynayarak, dediğim gibi. Çünkü sizin yani rely edebileceğiniz bir şey yok. Bir teammate yok arkanızda. O teammate'in üzerine bırakamazsınız sorumluluğu. Bütün sorumluluğu kendiniz almanız gerekiyor. Ve daha temkinli oynamanıza çok daha akıllı kararlar vermenizi sağlıyor. Bu akıllı kararları da sonra rankte veya normal battle royale yansıtabilirseniz en ideal şey olur. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Abone değilseniz abone olun. 600 abonede yeni bir çekilişimiz var. Sonra 650'de, 700'de, 750'de sürekli çekilişler var. 600 abone için abone olun lütfen. Twitch'imi de takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz.